Klor eksi, klor ve klor artı taneciklerinin yarı çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi diyelim ki klor atomumuz şu olsun. Şöyle yuvarlakla gösterdim. Klor atomu olmuş olsun. Şimdi klor eksi demek bu atom bir tane elektron aldığı anlamına geliyor. Klorun normalde proton sayısı 17, elektron sayısı 17'dir. Bir tane elektron aldığı zaman elektron sayısı 17'den 18'e çıkar. Eksi 1 yüklenir eksi 1 yüklenir. Ve bir atom elektron aldıkça gitgide yarıçapı artar. Yarı çapı örneğin buydu. Klor eksinin daha büyüktür. Klor artıda da elektron veriyor. Elektron verdikçe örneğin 17 idi. Bir elektron verdi. 16'ya düştü. Bir tane elektron uzaklaştı ve artı 1 yüklendi. Elektron verdikçe atom gitgide yarıçapı küçülür. Dolayısıyla burada yarıçap sıralaması yaptığımız zaman klor eksi en yüksek sonra klor sonra klor artı şeklinde. Yani cevap A şıkkıdır. Magnezyum 2 artı, sodyum artı, oksijen 2 eksi taneciklerinin iyon yarı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi iyon yarıçapı çapı karşılaştırılırken önce elektron sayısı bulunur. Magnezyum 2 artının elektron sayısı 10'dur. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını verecek şekilde sağlama yapabiliriz. 2 ile 10'u toplarsak 12. Sodyum artının da elektron sayısı 10'dur. Artı burada artı 1 demektir. Artı 1 ile 10'un toplamı 11. Oksijen 2 eksi de de yine elektron sayısı 10'dur. Eksi 2 ile 10'u toplarsak 8 olur. Yani bu 3 tane iyonun da elektron sayısı aynı. Elektron sayıları aynı iken, elektron sayısı, elektron sayısı aynı iken iyonlarda yarıçapla yarıçapının karşılaştırmasını yapabilmek için proton sayısına bakılır. Çünkü proton sayısı arttıkça, proton sayısı arttıkça elektron başına düşen çekim kuvveti artar ve gitgide yarıçap azalır. Proton sayısı azaldıkça ise gitgide elektron başına düşen çekim kuvveti azalır ve yarıçap artar. Yani elektron sayısı aynı iken proton sayısı ile proton sayısı ile yarıçap iyon yarıçapı ters orantılıdır. Yani burada Proton sayısı en düşük olan, en düşük olan oksijen 2 eksi iyonun yarıçapı burada en yüksektir. Sonra sodyum artı 1 iyonun yarıçapı. Yarıçapı en küçük olan magnezyum 2 artıdır. Çünkü burada proton sayısı en fazladır. Elektron başına düşen çekim en fazladır. Elektronlar çekirdeğe daha yakındır. O yüzden yarıçapı daha yüksek, daha düşüktür. Dolayısıyla buna uyan şık B şıkkı cevap B'dir. Sodyum alüminyum ve potasyum elementlerinin atom yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır, yukarıdan aşağı artar. Soldan sağa doğru gidildikçe azalır, yukarıdan aşağı artar. Bu elementlerin periyodik cetveldeki yerini bulursak soldan sağa yukarıdan aşağı karşılaştırma yapabiliriz. Sodyum 11, 11 katma elektron dizilimi 2, 8 1 şeklinde. 3 katman olduğu için 3. periyot. Son katmanda 1 elektron olduğu için 1A grubunda 3. periyot 1A. Alüminyum 13 2 8 3. Alüminyum da 3. periyot 3A grubundadır. Potasyum 19 2 8 8 1. 4 tane katman olduğu için 4. periyot. Son katmanda 1 elektron 1 elektron olduğu için 1A grubunda. Şimdi üçüncü periyot diyelim ki şurası üçüncü periyot olsun. Şurası da dördüncü periyot olsun. Şurası 1A şurada 3A grubu olsun. Şimdi 3. periyot 1A grubunda sodyum var. Burada sodyum. Üçüncü periyot 3A'da üç alüminyum var. Dördüncü periyot 1A'da da potasyum var. Ve periyot çetvelde yukarıdan aşağı arttığı için örneğin sodyum yarıçapı şu olsun potasyum daha büyüktür. E aynı periyotta soldan sağa azaldığı için alüminyum yarıçapı çapı sodyumdan daha küçüktür. Dolayısıyla burada potasyum en büyük, sonra sodyum, sonra alüminyum. Potasyum, sodyum, alüminyum, cevap B şıkkıdır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin bağı polar'dır? Yani kutupludur. Şimdi bir molekülde bağın polar olabilmesi için, kutuplu olabilmesi için farklı farklı ametaller olması gerekiyor. Çünkü farklı ametallerin Elektronegatiflik değerleri farklı olacağı için birinin elektronegatifliği yüksek, diğerinin daha düşük olacağı için örneğin farklı metal birisi X olsun, biri Y olsun. Bunlar farklı olduğu için mutlaka elektronegatifliği farklıdır. Dolayısıyla örneğin diyelim ki Y'nin elektronegatifliği daha yüksek olsun. Burası örneğin kısmen negatif olur. Burası kısmen pozitif olur. Yani eksi artı kutuplar oluşur. Ve burada polar bir molekül olmuş olur bu. Ancak aynı A metal olursa örneğin X, X gibi bunların elektronegatifliği aynı olacağı için burada kutuplar oluşmaz. Eksi artı kutuplar oluşmaz. Yani polar değildir. Polar değil anlamında hatta apolardır. Apolardır. Dolayısıyla B şıkkında flor flor aynı atom. Dolayısıyla bu kutuplu değildir. Klor klor aynı atom kutuplu değildir. Iyot iyot aynı A metal kutuplu değildir. Brom brom aynı kutuplu değildir. Hidrojen klor bunlar farklı ametaller olduğu için kutupludur yani polardır. Cevap da A şıkkıdır. Verilen periyodik sistemde A grubu elementlerinin özelliklerinden hangileri 1 numaralı ok yönünde genellikle artarken 2 numaralı ok yönünde azalır? 1 numaralı, numaralı yönde artsın istiyor, genellikle artsın istiyor. 2 numaralı yönde de genellikle azalan Özelliği arıyoruz. İki numaralı yok, ok yönünde azalan özelliği arıyoruz. Şimdi periyodik cetvelde soldan sağa doğru giderken atom yarıçapı azalır. Soldan sağa azalır. Çünkü soldan sağa azalır. Çünkü aynı periyotta katman sayısı aynıdır ama soldan sağa doğru gidildikçe proton sayısı artar, elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için gitgide yarıçap azalır. Atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. İyonlaşma enerjisi yarıçapla ters orantılıdır. Yarı çap azaldıkça elektron kopartmak zorlaşır, iyonlaşma enerjisi artar. Dolayısıyla soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Yukarıdan aşağıda iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağıda yarı çap yine arttığı için çünkü yukarıdan aşağı katman sayısı artar. Dolayısıyla yarı çap artar. Dolayısıyla yarı çaplı iyonlaşma enerjisi ters orantılı olduğu için yukarıdan aşağı iyonlaşma enerjisi azalır. Yani iyonlaşma enerjisi soldan sağa artar yukarıdan aşağı azalır. Bir buna uyar. Elektronegatiflik de bir bileşikteki kimyasal bağı sahiplenme isteğidir. Elektronları kendine çekme isteği arttıkça elektronegatif değeri artar. Soldan sağa doğru da gitgide metallere doğru gidildiği için elektronegatif değeri artar. Yukarıdan aşağı doğru da azalır. Dolayısıyla 2 de olur. Atom yarıçapı soldan sağa azalıp yukarıdan aşağı artıyor. Yani bunun tam tersi bu olmaz. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Lityum, berilyum ve sodyum elementlerinin periyodik sistemdeki konumları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu elementlerin birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birinci yoğunlaşma enerjisi, birinci yonlaşma enerjisi periyodik cetvelde genellikle soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı ise azalır. Soldan sağa doğru artıyorsa berilyumun birinci yoğunlaşma enerjisi lityumdan büyüktür. Berilyum büyük, lityum. Yukarıdan aşağı doğru da azalıyorsa sodyumun lityumdan düşük. Sodyum da lityumdan düşük. Dolayısıyla burada birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki berilyum, lityum, sodyum şeklindedir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Aşağıda bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir. İki atom arasındaki elektron elektronegatiflik farkı artarsa bağın polarlığı ve iyonik karakteri artar. Buna göre aşağıdaki bağlardan hangisinin polarlığı en fazladır? Polarlığı en fazla olanın burada da söylediği gibi elektronegatiflik farkı ne kadar yüksekse polarlığı o kadar yüksektir. Hidrojen ve bor arasında hidrojen ve bor arasında elektronegatiflik farkı elektronegatifliği burada hidrojen 2,1 borun 2. 2,1'den 2'yi çıkartırsak 0,1. Hidrojenle karbonun, karbonun 2,5, 2,5'dan 2,1 çıktı, 0,4. Hidrojenle azotun, 3'ten 2,1 çıktı, 0,9. Hidrojenle oksijenin, 3,5'dan 2,1 çıktı, 1,4. Hidrojenle flor, zaten burada en yüksekli, en düşük hidrojenle flor. florla hidrojen arasındaki fark, 1,9 ile en yüksektir. Dolayısıyla polarlığı da en fazladır. Cevap E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen kimyasal bağlardan hangisinin iyonik karakteri en fazladır? İyonik karakterin artışı, elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. Elektronegatiflik elektronegatiflik farkı arttıkça, farkı arttıkça iyonik karakter artar. Şimdi hidrojen ve silisyum burada zaten elektronegatiflik değerleri verilmiş. Aralarındaki farka bakacağız. Fark ne kadar fazlaysa onun iyonik karakteri diğerine diğerlerine kıyasla daha fazla olacak. Hidrojenle silisyum arasındaki fark 2,1'den 1,8'i çıkarttık 0,3. Hidrojenle klor arasındaki fark 2,1'den 3'ten 2,1'i çıkarttık 0,9. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Kükürtle klor arasında kükürtle klor arasında 3'ten 2,5'u çıkarttık 0,5. Kükürtle oksijen arasında 3,5'tan 2,5 çıktı 1. Hidrojenle oksijen arasında 3,5'tan 2,1 çıktı 1,4. Buradaki en fazla elektronegatiflik farkı en yüksek olan hidrojenle oksijen arasında. O zaman iyonik karakterde en fazla buradadır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Aşağıda periyodik sistemde alınan bir kesitte bazı elementler gösterilmiştir. Bu elementlerden hangisinin bağ elektronlarına sahip çıkma isteği en azdır? Bağ elektronlarına sahip çıkma isteğine elektronegatiflik denir. Elektronegatiflik. Ve elektronegatiflik periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe artar. Soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru da azalır. Burada elektronegatifliği en az olanı soruyor. Soldan sağa doğru arttığı için bu aynı periyottaki 4 element arasında en az olan bor. Ama yukarıdan aşağı doğru da azalıyor. Dolayısıyla alüminyumun bor'dan da düşük. Dolayısıyla soldan sağa artar, yukarıdan aşağı doğru azaldığı için alüminyum bu 5 element arasında bağ elektronlarına sahip çıkma isteği en az olan yani elektronegatif değeri en az olan elementtir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. İyonlaşma enerjisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir atomun kaç elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Doğru. Diyelim ki X atomumuzun 3 tane proton, 3 tane de elektron olsun. Biz buna enerji verdiğimiz zaman bu 3 elektrondan birisini kopartabiliriz. O zaman artı 1 yüklü iyonumuz olmuş olur. Artık 2 elektronumuz olmuş olur. Şimdi X artı iyonuna dışarıdan yeniden enerji verirsek ki ilkinden daha yüksek bir enerji vermemiz gerekiyor. Bu iki elektrondan birisini daha kopartabiliriz. O zaman x artı 2 bir elektronumuz kalmış olur. Biz artı 2 yüklü iyona yine dışarıdan enerji verirsek bu elektronu da kopartırız. O zaman artı 3 yüklü iyon olmuş olur ve artık sıfır elektron olur. E daha fazla elektron kopartabilir miyiz? Kopartamaz çünkü kopartılacak bir elektron kalmadı. Tüm elektronları koptu. Dolayısıyla bir atomun kaç elektronu varsa o kadar yonlaşma enerjisi vardır. Burada ilk verdiğimiz yonlaşma enerjisi birinci yonlaşma enerjisidir, ikincisi ikinci yonlaşma enerjisi, üçüncüsü de üçüncü yonlaşma enerjisi. Burada dördüncü bir yonlaşma enerjisi olamaz. Yeterli enerji verildiğinde atomun tüm elektronları koparılabilir. İlk ifadeyle birlikte aynı şekilde tüm elektronları burada kopartabildik. İlk elektronu kopartmak için verilen enerji en en düşüktür. Daha sonra daha yüksek bir enerjiyle kopartılabilir. Daha sonra daha fazla, gitgide artarak gider ve hepsi de yeterli enerji verildiğinde koparılabilir. Burada da gördüğümüz gibi enerjiyi sol tarafa yazdık. Yani girenler tarafına yazdık. Çünkü X enerji alarak burada elektron kopartılıyor. Yani bu enerji alan, ısı alan endotermik bir olaydır. Isı da bir enerjidir. Dolayısıyla iyonlaşma enerjisi endotermik, ısı alan bir olaydır. Bu da doğrudur. Üçü de doğru cevap 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Verilen periyodik sistemde aşağıdaki element özelliklerinden hangisi hem bir hem de iki yönünde artar? Yani iki yönde de artan bir özellik arıyoruz. Hem bir yönde hem iki yönde. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar ama yukarıdan aşağı doğru azalır olmaz. Atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Buradan gitti yukarıdan aşağı doğru artar. Bu da olmaz. Elektronegatiflik değeri soldan sağa doğru artar ama yukarıdan aşağı doğru azalır olmaz. Atom numarası ise hem sola doğru artar hem aşağı doğru. Örneğin ilk element hidrojen atom numarası 1, ikincinin 2 soldan sağa arttı. Daha sonraki element 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da gördüğümüz gibi 1, 3, 11 atom numarası yukarıdan aşağı artıyor. Soldan sağa 3, 4, 5, 6, 7 soldan sağa da artıyor. Dolayısıyla burada cevap D şıkkıdır. Metalik özellik soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı artar ama soldan sağa doğru azalır. Buradan olmaz. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda baş grup yani A grup elementlerinden X, Y ve Z elementlerin iyonlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiş. Buna göre bu elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? bir elementin elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi var. Dolayısıyla x'in sadece birinci iyonlaşma enerjisi var. 2 ve 3 yok. Dolayısıyla x'in demek ki elektron sayısı 1. Yani proton sayısı da bu durumda 1. Yani x elektron ve proton sayısı 1 olan hidrojendir. Ve hidrojen 1 ametaldir. Hidrojen 1 ametaldir. Dolayısıyla x ametaldir ifadesi doğru. Y'de aynı şekilde birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisi var. Yani iki tane iyonlaşma enerjisi var. Üçüncü iyonlaşma enerjisi yok. Elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi olduğu için Y'nin de elektron sayısı 2 yani proton sayısı 2'dir. Bu da helyumdur. Elektron proton sayısı 2 olan atom element helyumdur. Helyum da bir soy gazdır. Ve soy gazlar periyodik cetvelde 8A grubunda yer alırlar. Helyum da aynı şekilde 8A grubunda yer alır. Y 8A grubunda yer alır ifadesi doğrudur. Şimdi Z'nin 3 iyonlaşma enerjisi verilmiş ama belki 4. 5. de var. Onu bilemiyoruz. Yani Z'nin buradan X ve Y gibi doğrudan elektron sayısını bulamayız. Ancak değerli elektron sayısını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? İyonlaşma enerjileri arasındaki katlara bakarak. 520 ile 7300 arasında. Şimdi 520'yi 10 ile çarpsak 5200. Yani 10 kattan bile fazla yaklaşık 13 kat gibi bir artış var. 2 ile 3 arasında ise 7300'den 11815'e yani bir buçuk kat bile yok. Bu aradaki artış 3.5 katın üzerinde ise oradan grubunu bulabiliyoruz ki 13 zaten 3.5 katın üzerinde. Kimle kim arasında hangi iki yoğunlaşma enerjisi arasında bu 13 kat 1 ile 2 arasında küçük olan grubunu verir. Yani Z'nin biz buradan 1A grubunda olduğunu tespit edebiliriz. 1A grubunun değerlik elektron sayısı da 1'dir. O zaman Z'nin değerlik elektron sayısı 1'dir ifadesi doğru. Cevap da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Aşağıda verilen atom ve iyonların hangisinde bir elektron koparmak için gerekli enerji miktarı en fazladır? Bir elektron kopartmak için gereken enerji karşılaştırmalı olarak yarı çapla ters orantılıdır. Yarı, yarı çapla, bir elektron kopartmak için gerekli olan enerji, şöyle enerji yazayım bunun için, ters orantılıdır. Yani bir tanecin yarı çapı ne kadar küçükse Elektron kopartmak o kadar zordur. Yarı çapı ne kadar büyükse elektron kopartmak o kadar kolaydır. O zaman öncelikle biz bu taneciklerin yarı çaplarını kıyaslayalım. Nasıl kıyaslayacağız? Önce elektron sayılarını bulalım. Flor eksinin burada proton sayısı 9, 1 elektron almış. Elektron sayısı 10'dur. Eksi burada eksi 1 demektir. İyon yüküyle elektron sayısının toplamı da proton sayısını verir. Yani flor eksinin burada elektron sayısı 10'dur. Neon zaten nötr proton sayısı 10, elektron sayısı da 10. Azot 3 eksi, 3 eksi yani eksi 3'ü neyle toplarsam 7 olur? 10. Burada da elektron sayısı 10. Burada da elektron sayısı 10. 3 ile 10'u toplarsak 13. 2 ile onu toplarsak 12. Yani buradaki tüm taneciklerin elektron sayıları aynı. Elektron sayısı aynı iken yarı çap kıyaslaması için, yarı çap kıyaslaması için proton sayısına bakılır. Proton sayısı ne kadar azsa yarı çap o kadar büyüktür. Çünkü proton sayısı ne kadar azsa Elektron başına düşen çekim kuvveti o kadar azdır. Dolayısıyla yarı çapı o kadar fazladır. Burada proton sayısı en düşük olan azot 3 eksinin yarı çapı en büyüktür. Yarı çapı en büyük azot 3 eksi. Daha sonra 9 ile flor eksi. Daha sonra 10 ile neon. Daha sonra 12 ile magnezyum 2 artı. Daha sonra 13 ile alüminyum 3 artı. Yarı çaplar arasındaki ilişki bu şekilde ama bize bunu sormuyor. Bir elektron koparmak için gereken enerjiyi soruyor. Yarıçapla enerji bir elektron kopartmak için gereken enerji ters orantıydı. O zaman burada o zaman burada yarı çapı en küçük olan alüminyum 3 artının bir elektron kopartmak için gereken enerji en fazladır. Zaten bize bunu soruyordu. O zaman cevap D şıkkıdır.